Merhaba arkadaşlar. Eğitimimizde yer alacak, eğitimimizde işlemlerimizi yapmak için kullanacağımız compiler, yani DevC++ derleyicimizi öncelikle nasıl ve nereden indirebiliriz? Bunu göstereceğim. Tabii korsan siteler vesaire kullanmanıza gerek yok. Bu oldukça ücretsiz bir yazılım. Bu şekilde söyleyebilirim. Ücretsiz bir derleme arkadaşlar. İnternette arama çubuğuna dev C++ olarak arattığınız zaman burada searchforge.net diye bir sitemiz var. Bu siteye tıklayıp bu siteden kolay bir şekilde indirmesini yapabilirsiniz arkadaşlar. Tabii bakacak olursak birden çok farklı sistem kullanılıyor. Yani Codeblocks, Notepad gibi alternatifleriniz de tabii Studio Spline gibi alternatifleriniz de var. Fakat yani Dev C++'ın ben daha etkin olduğunu, yani Notepad de kullandım, Codeblocks da kullandım. Bazı kısımlarda hata verebiliyor arkadaşlar. Yani özellikle C bölümünde oldukça hatayla karşılaştığım oldu Codeblocks'ta. Çünkü bazı kodlarımı tanımlayamadı. Onu söyleyebilirim. Kod parçacıklarımı o şekilde ifade edebilirim. DevC++ şu ana kadar kullandığım süre boyunca bana bir sıkıntı çıkarmadı. Bunu söylemekte fayda var. DevC++'ı buradan download ettikten sonra programımıza şöyle bir bakalım isterseniz. Programımızı kurduk ve işlemlerine başlayacak ekranımızı açtığımızı varsayarak şu şekilde bir bakabiliriz arkadaşlar. Şimdi burada dosyalarımızı file kısmında new ve storage file olarak veya project olarak açabilirsiniz. Ama storage file kısmını kullanın şimdilik. Ctrl N ile de açabilirsiniz bunu. Buradan tıklayarak da açabilirsiniz. Tabii şöyle bir açalım isterseniz. Source file kısmını açtıktan sonra burada bir ekran karşılıyor bizi. Biz bu ekranda kodlarımızı yazabiliyoruz arkadaşlar. Mesela include örneğin kütüphanemizi ekleyelim. Standart input output kütüphanesi. STDIO.h pardon ben yanlış yazdım. Bu şekilde kütüphanelerimizi ekleyip farklı renklerde gösteriyor arkadaşlar. Mesela burada int main'i eklediğiniz zaman tabii fonksiyonun başlığını başka renkle içerisindeki kodları koyu renkle vesaire buradaki fonksiyonları yazıyor arkadaşlar. Oldukça kullanılır bir güzel bir arayüzü var. Bunu söyleyebilirim. Sonrasında şu komutlara bakacak olursak burada bizim en çok kullanacağımız compile, run ve compile and run kısmı arkadaşlar. Compile kısmı sadece yazmış olduğunuz kodun içerisinde ekstra mesela örnek veriyorum. İşte siz burada ne diyelim printf dediniz. Parantezinizi açtınız. Burada da dediniz ki yıldız varisi şeklinde koyduğunuz noktalı virgülünüzü koyup ekranınıza bu şekilde ekstra bir ekleme yaptınız kodunuza. Burada compile ettiğiniz zaman bu değerleme işlemini yapıyor arkadaşlar. Yani bu sayfaya bu yazmış olduğunuz şu satırı, bu kodu ekliyor. Yani çalıştırdığınız zaman bu kod eklenmiş şekilde çalışır arkadaşlar. Compile kısmı çalıştırmaz. Compile kısmı derler. Compile kısmı sizin bu kodunuzu içeriye dahil eder. O şekilde söyleyebilirim. RAM'inizin içine dahil eder arkadaşlar. Run kısmı, şimdi öncelikle hani aradaki farkın ne olduğunu söyleyeyim. Şimdi run compile etmezseniz şöyle bir durum olur. Mesela siz bunu sonradan yazdınız ya, örneğin. Compile etmeden önce ekranımız bu şekildeydi değil mi? Biz compile demeden önce. Şimdi siz compile dediğiniz anda şu kısımda dahil olur. Ama siz compile demezseniz programın içerisindeki yani bilgisayarınızın RAM'ine siz bunu dahil etmediğiniz için program sizin en son compile ettiğiniz kısmı çalıştırır. Bundan dolayı sizin compile etmeniz gerekiyor ki zaten genelde F11'i kullanıyoruz. Yani bir kod yazdınız, onun görünüşünü görmek istiyorsunuz, nasıl olduğunu. Genelde F11'i kullanarak bu şekilde yapabiliyorsunuz. Mesela burada bunu yazdık. Tabii içerisine return 0'ı da eklemek
Genelde eklemeseniz de compiler tarafından çalıştırılır ama eklemeyi bir alışkanlık haline getirin. İleride o return 0'ın ne olduğunu, return 1'in ne olduğunu tek tek inceleyeceğiz. Ama return 0 genel hatlarıyla şu şekilde söylenebilir. Siz yukarıdaki yazmış olduğunuz kodlarda hata yoksa bu kodu çalıştır diye bir komut vermiş oluyorsunuz aslında return 0 yazarak. Return 1 yazarak da tam zıttını yapmış oluyorsunuz. Genel hatlarıyla bu şekilde söylenebilir. Tabii biz burada F9 dediğiniz zaman bariz bir şekilde çabukça bunu compile edecektir ama run kısmı işin içerisine girdiğinde şöyle yapalım. Pardon. F11 kısmı işin içerisine girdiği zaman burada şey yapacaksınız. Yeni bir dosya oluşturacaksınız. Bir dakika, bu ne? Tamamdır. Sanırım küçük bir hatayla karşılaştık. Tamam. Şimdi F11 dediğinizde size bir dosyaya bir konum noktası soruyor. Yani siz burada nereye kaydetmek istiyorsunuz? Bunu siz istediğiniz yeri seçebilirsiniz. Bu zaten bildiğiniz bir şeydir. Siz burada yeni bir isimle de kaydedebilirsiniz. Mesela örnek veriyorum. İlk dosya nokta CPP uzantısıyla kaydetmeniz gerekiyor ki bu kod çalışabilsin. İlk dosya nokta CPP dediğiniz zaman ve kaydet dediğinizde yazmış olduğunuz kodun içerisinde yazmış olduğunuz yıldız vadisi gördüğünüz gibi çalışacaktır. Tabii biz burada Türkçe karakter, İngilizce karakter durumu da tabii işin içerisine giriyor. Şimdi mesela burada ö kullanacak olursak nasıl bir durumla karşı? Zaten burada direkt hata veriyor zaten de. Mesela biz burada nasıl hata verdirmeden gösterebiliriz? Gösteremezsiniz. Yani İngilizce karakter kullanmanız gerekiyor. Burada da Türkçe karakterleri de işin içerisine dahil etmek için tabii bir kütüphanemiz var. Ve kütüphaneden sonra bir komutla da bu kütüphanenin içerisindeki Türkçe karakterleri çağırmamız gerekiyor. Onları da ilerleyen videolarda göstereceğim arkadaşlar. Şimdilik genel anlamıyla bu şekilde çalışan güzel bir program olduğunu bilmeniz yeterli. İlerleyen videolarda zaten ben bunları oldukça ayrıntılı bir şekilde değinerek anlatacağım. Yani neden include yazıyoruz? Include yazınca ne oluyor? Standart input nokta hash nedir? Bunları tek tek değinerek anlatacağım arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın efendim. Kendinize çok iyi bakın.